Sen içeri geç istersen. Burada ayakta bekleme. Nereden başlıyoruz? Bu albüm senin mi? Evet. Sen misin bu? Okula ilk başladığım zamanlar. Saçıma baksana. Herkes dalga geçmişti. Ne kadar çirkin demişlerdi. Hata etmişler. Bence çok güzelsin. Saçların yani. Çok güzel. Güzelmiş. Yıllar ne çabuk geçiyor. Çocukluk kaleydeskopumuz. Yusuf'unki kırıldığından beri aklımdaydı. Ben alırım. Ben hallederim. Hem çok yüksek değil zaten. Dikkat et. İyiyim. Keşke tutmasaydın beni. Yarın açılacaktı. Tutmasaydım sen yaralanırdın. Bekle. Teşekkür ederim. Nedir bu? Önemli bir şey değil. Çocukken yazdığım bir kompozisyon ödevi sadece. Benim için sevgi, bütün yaraları iyileştiren büyülü bir merhem gibi. En yüksek, en aşılamaz duvarları bile aşar. Onun sonsuz gücüyle alt edemeyeceği engel yok gibidir. Tıpkı geçen yaz bulduğum kedi gibi. Küçük patilerinden bir yara olmuştu. Canı o kadar yanıyordu ki, kimsenin dokunmasına izin vermiyordu. Hep bir köşeye sinip tıslar, elimi uzatınca tırmalardı. Ama yarasını iyileştirmek zorundaydım. Kollarımı tırmalayıp çizdi, ellerimi ısırdı. Bazen o kadar canımı yakardı ki ağlardım bile. Ama kedicik sonunda iyileşti. İyileşince de çok iyi dost olduk. O zaman anladım. Eğer birinin yaralarına sevgiyle yaklaşırsak, bütün acıları bitirebiliriz. Çünkü sevgi acıdan daha güçlüdür. Senin o karanlık dünyada kaybolup gitmene izin vermem.
Güne kahveyle başlamadan yapamazsın. Çocukça yazılmış şeyler işte. Büyüdük artık. Her şey çok değişti şimdi. Aslında sen hiç değişmemişsin. Korkusuzca acının içinden geçen o güç hala içinde. Tamam galiba. Ben gidip yiyecek bir şeyler hazırlayayım.